Selamlar, merhabalar. Dünyanın en boş YouTube kanallarından bir tanesi olan kanalıma hoş geldiniz. Gerçi introda gayet etkili bir şekilde kanalıma hoş geldiniz diyorum ama tekrardan belirtmek istedim. Dolu içerik üretmek kadar inanın boş içerik üretmek de zor. Her hafta buraya bir video koymaya çalışıyorum ancak talihsizlikler peşimi bırakmıyor. Geçen hafta inanılmaz kötü hasta oldum. Hayatımda çocukluğumdan sonra sanırım ilk defa iğne yedim. Ve tam doğum günüme denk geldi. Böyle kevgire dönmüş popomla birlikte doğum günümde eğlenmeye çalıştım ama eğlenemedim. Allah başka dert vermesin ne diyeyim. Başlıktan da göreceğiniz gibi doğum günümde bana alınmış olan birbirinden lüzumsuz ama birbirinden harika ürünleri size göstermek istiyorum. Sağ olsun arkadaşlarım doğum günümde evde hasta bir şekilde yatıyor olmama dayanamadı ve eve gelip sürpriz yaptılar. Bana aldıkları hediyelerden arkadaşlarımın beni ne kadar iyi tanıdığını birazdan göreceksiniz. Bu videoyu izleyip beni tanımayanlar muhtemelen abi bu kız gerizekalı diye düşünecektir. Çünkü birazdan göstereceğim ürünleri hediye olarak aldığınızda muhtemelen mutlu olmazsınız ama ben inanılmaz mutlu oldum. Neyse uzatmıyorum, hediyeleri geçiyorum. Daha bu arada hediyelerin bayağı bir kısmını daha hiç incelemedim. Birlikte burada inceleyeceğiz. Hediyeleri gelmeden önce arkadaşımın el yapımı yaptığı arkadaşımın kendi elleriyle yaptığı inanılmaz güzel bir çanta göstereceğim şimdi size. Yayı Handmade diye bir Instagram hesabı var. Aşağıya da bırakırım. Kahverengi deri bir çanta yapmış bana. Özellikle saplarına bayıldım. Nazlı tekrar çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Gerçekten çok beğendim çantayı. Ivır zıvır hediyeleri geçmeden önce bu güzelim çantayı heba etmek istemediğim için önden bir göstermek istedim. Şimdi şöyle, Melda ve Ozan diye benim iki tane arkadaşım var. Melda Yunanistan'a gitti geçenlerde tatile. Orada Jumbo diye bir yer var, belki biliyorsunuzdur. Ben hiç gitmedim ama inanılmaz metini duydum. Şimdi bu ilk poşet Melda'nın bana aldığı şeylerden oluşuyor. İkinci poşetim var. O da Ozan'ın bana Viyana'dan aldığı şeyler. Bunların hepsi yurt dışından ama çoğunun burada muadilini bulacağınıza eminim. Birinci ürünümüz yılbaşı temalı minik bir kahve kupası. Böyle minik espressonuzu, efendim cortadonuzu koyabileceğiniz tatlış bir kupa. Şimdi bunu bir açalım. Ya böyle bu tarz cansız cisimleri uzun bir süre bakınca acayip gerilmiyor musunuz? Ve yılbaşı temalı ürünlerin olmazsa olmazı kardan adam Veys yine bize atkısıyla gülümsüyor gördüğünüz gibi. Ciddi bir şekilde söylüyorum, bu kadar minik bir kahve fincanım yoktu o yüzden kullanacağım, bayağı işime yarayacak yani. İkinci ürünümüz ise bir mum yapma seti gibi bir şey ama aslında mum yapma değil, mum dekore etme seti dersek daha doğru olur. Çünkü mumumuz hazır. Mumumuz çok güzel kokuyor bu arada. Bu böyle İSMEK'te mum yapma kursuna gittiğinizde muhtemelen size verilebilecek bir mum dekore etme, mum dekorasyon kiti diyebiliriz buna sanırım. Boş bir kavanoz bir şey bulsak da bunu yapsak ya. Şunu açalım bakalım. Okey. Şu altı da çıkaralım. İnşallah bu kum paketi delik değildir de burası batmaz diye umuyorum. Şöyle kırmızı standart bir mum kumu var. O zaman hep beraber DIY evde kendin yap mum dekorasyonu videosu çekelim. İhtiyacımız olan malzemeler mum, kum, bakın bu şekilde yılbaşı süsleri. Ben cam kaseyi akıl edemediğim için içeriye gidip birazcık araştırma yapmam gerekecek. Daha fazla çok iyi bir artikülasyonum varmış gibi yapmak istemiyorum. Şimdi hep birlikte bu mumu kanırta kanırta bu kavanozun içine sokacağız. Çünkü başka evde cam hiçbir şey yok. Şu şekilde bastırıyorum. Ortalık biraz batabilir. Korkmayın. Bir dakika, ben bunu şu an içeri ittiriyorum da bu aşağı indim bir daha çıkmaz. Benim önce buna kum koymam lazım. Dalga geçtiğim DIY içeriği bile yapamadım. Burası battı burası. Şu an parafin oldu burası. Biraz kum dökelim, sonra araya bir kat yılbaşı süsü geçelim. Sonra tekrar öyle yapalım. Kat çıkalım. Bir dakika. Çok oldu. Şöyle bir kat geçtim. Şu araya bir kat şunlardan atayım diyorum ya. Ha? Bu dekorasyonun üstüne ben mumu koyamam. Evet, bu bunun için hiç mantıklı olmadı. Ben yine 26 yaşındasın hayatım. 27'ye girdin. Nasıl anlamadın ki sen bunu ya? Bu süsleri kullanmayalım. Direkt ben şu kumu boşaltayım bunun içine. Mumu aşağıya ittire ittire şeklini bozduğum için yanardan pörtleyen parafinler sanki bir kar yağıyormuş ya da yağmış etkisi yarattı. Harika oldu mumum. Bakın buraya elma koyuyorum. Harika, elma da girdi. Bu top girmez. Bundan koyuyorum bir tane. Tasarımın güzelliğine bakar mısınız? Bakın burada mumumuz var. Evde kendimiz yaptığımız ve keşke kendimiz yapmayıp dışarıdan satın alsaydık dediğimiz mumumuzu yakıyoruz. Gerçekten harika oldu.
kadar kötü oldu ki. Yani evde mum bitse, son olarak bu kalsa yakmam. Melda, bu videoyu izliyorsun biliyorum. Özür dilerim. Bu kadar kötü bir sonuç çıkacağını Allah belamı versin düşünmemiştim. Şimdi beni çok heyecanlandıran ama dünya nüfusunun %98'ini heyecanlandırmayan bir ürüne geçiyoruz. Şişe altı lambası diyebiliriz bunu aslında. Böyle led bir ışık. Şimdi paketimizi açalım. İçinden yapıştırıcılığı şöyle. Bakın şurada yapıştırıcısı var. Burada ışıkları var. Şeyini çıkaralım. Sonra ışığı bir komple kapatalım. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız? Sürekli olarak da böyle yanıyor. Bu da partinin ilerleyen saatlerinde epilepsi krizi geçirmek için harika bir mod gerçekten. Bu arada bayağı pratik çıkıyor. Ben şimdi bunu heba etmemek için tekrardan yapışkanını yapıştıracağım. Işıklardan devam ediyoruz. Şimdi dekorasyon için boş şeylerin içine böyle string light atıyorlar. Bunun da tıpası var. Ama şöyle bir sıkıntı var ki bende boş şarap şişesi yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Uzunluğu bu kadar. Yani bence bu 70'lik bir şarap şişesine yetmez. Ama daha küçük şarap şişelerine çok güzel durur. Şöyle bir şey yapacağım. Şişem yok ama bu harika mum dekorasyonumun etrafından bunu geçirmek istiyorum. Bu iğrenç dekorasyonu en azından biraz daha renkli ve tatlı hale getirdiğimi düşünüyorum. Şimdi gelelim Ozan'ın hediyelerine. Flying Tiger'a gitmiş Ozan. Bilen bilir. Bilmeyenler eğer ki benim gibi lüzumsuz şeyleri seviyorlarsa lütfen yurt dışına çıktıklarında gittikleri şehirde var mı diye baksınlar. Çünkü dibiniz düşecek. İnanılmaz gereksiz şeylerin olduğu harika bir yer. En son Berlin'e gitmiştim biliyorsunuz. Orada ne yazık ki vakit bulamadım. Tiger'a giremedim. Çok içimde kalmıştı. Ama sağ olsun Ozan gitmiş. Tiger'a girdiğimde muhtemelen alacağım her şeyi alıp gelmiş. Ya şunun tatlılığına bakar mısınız? Tembel hayvan davranışları ve tipi yüzünden en sevdiğim hayvanlardan bir tanesi. Ve Ozan bu bilgilerin hiçbirine sahip değilken gidip bunu almış. Salak salak yumruk atıyor. İnanılmaz tatlı. Yani ben bunu muhtemelen kullanmaya kıyamayacağım, kaybederim diye. Ozan gitmiş bir de ne almış biliyor musunuz? Lazerli çalar saat. Bir lüzumlu bir lüzumsuz şeyi birleştiren ürünlerin hastasıyım. Yani lazer ne alaka şimdi burada? Lazere gerek var mı? Ama göreceğiz. Şekli bir adet memeye benziyor. Ya da böyle güvenlik kamerasına benziyor. Vallahi tam 3 tane 3A pil buldum ama bunların çalıştığından hiç emin değilim. Şimdi tek tek şunları bir yerleştireyim. Acaba motor becerilerim mi yok benim? Her şeyi düşürüyorum. Ya azıcık poke topunu andırmadı mı size de ya? Tam şu haliyle. Yalnız peki tavana yansıttığı ışık neden çalışmıyor? Şimdi ona bakalım. Ben ürünün olayını yanlış anlamışım. O lazer projeksiyonu ışıklar söndüğü zaman gece siz uyurken yapıyor. Ama uyanık olduğunuz zaman da o ışıklar yanıyor. Çok güzelmiş renkler bu arada. Bayıldım. Sadece artık keşke bu ürünler şarjlı üretilse. Çünkü hem kullanıcıya zarar hem doğaya zarar. Bir de böyle minicik olması çok hoşuma gitti. Bunu bu gece başucuma koyuyorum. Şimdi son ürüne geldik. Ama bence en iyi ürün bu. Buna bayılacaksınız. Buradaki en iyi hediye olabilir kendisi gerçekten. Tada! Smartphone TV. Gördüğünüz gibi retro bir tasarımı var ve o arkadaki minik yere telefonunuzu koyuyorsunuz. Büyüteç görevi görüp telefondaki görüntüyü televizyona aktarıyormuş gibi yapıyor. Anlatamadım tam ama şimdi uygulamada göstereceğim. Telefonunuzdan bir şey açalım. Teliften dolayı sesi kapatmak zorundayım. Ya bunun tek handikapı hakikaten tutamıyorsunuz. Arkadaki telefonu bir yere sabitleme ihtiyacı hissediyorsunuz. Sabitlediğiniz zaman inanılmaz keyifli. Biz böyle bir saat boyunca buradan bir şeyler izledik. Televizyonda büyütülmüş hali bu. Şimdi size telefonun normal boyutunu göstereceğim. Bu. Bayağı bayağı büyütüyor yani. Bu mini projeksiyonlar var, görmüşsünüzdür kesin internette. Çözünürlüğü 320'ye bir şey. Hani acayip düşük. O yüzden bu televizyon benim için olabilecek en iyi alternatif oldu. Beni bu kadar iyi tanıdığınız için ve yurt dışından bu kadar şeyi üşenmeden, erinmeden getirdiğiniz için çok teşekkür ederim hakikaten Melda ve Ozan. Benim aslında kanalda incelediğim ürünlere çok benzer ürünler oldukları için sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videoyu da ürünleri de beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım ama yani şu gerçekten hayatımda yaptığım en kötü şeylerden bir tanesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çokça öpüyorum.